Ben başlığı bu şekilde seçtim ama sorgulamak amaçlı değil, biraz şart olduğunu vurgulamak amaçlı, biraz aksantüasyon yapmaya çalıştım. Eğitim şart, çünkü safe zone dediğimiz, ister yaşam için, ister ekonomi için düşünün, gittikçe daralıyor. Bu daralma, yani bu Kate Raybor profesör, Cambridge'de birçok ülkenin danışmanı, eğer onun bir takım teorilerine bakarsanız, uygulamalarına veyahut da danışmanlık yaptığı alanlara bakarsanız, bu toplum ve çevre konularındaki eğitim gittikçe daha önemli bir hale geliyor. Çünkü bu iki faktör, bu yaşam veyahut da iş alanı ne derseniz deyin, buradaki o simidin, donut economics diye takip ediyor, tarif ediyor ama hayat olarak da aynı şey, bunun daraldığını gösteriyor. 1950'lere baktığınız zaman sadece atmosferin üstünü düşündüğümüz bir çevre sınırı var bu simidin. Şimdi baktığınız zaman bu yani denizin 8000 metre altında dahi plastik birikimleri vesaire var. Dolayısıyla bu konudaki eğitim çok çok önem kazanıyor. Aynı şekilde toplum tarafına baktığımızda da 1950'lerde sadece herkesin umurunda olan işte fakir bir Avrupa, ama bugün artan zenginliğin yanında çok daha hızlı artan bir sefalet meselesi var ve bu gittikçe daha distributed bir hale geliyor. Eğitim şart çünkü kompleksite artıyor. 1950'lerde 3 milyar nüfus olduğunu dünyada biliyoruz. 2020'de bu 8 milyara çıkmış ama herkes diyor ki bu nüfus 8 milyar değil, 8 kere 8, 64 milyar. Kompleksite tarafından baktığımız zaman. Dolayısıyla ileride gençlerin eğitiminde böyle bir takım rigid temel lafların ötesinde nasıl bu insanlar bu kompleksiteyle karşı karşıya gelecekler, bunu nasıl yönetebilecekler, eğitimin içerisinde bunun faktör olarak girme mecburiyeti var. Eğitim şart çünkü 100 yılda bir gelen bilim bazlı kırılımlardan bir tanesinin içinde yaşıyoruz. 1897'lerde ilk böyle elektronun keşfiyle ortaya çıkan bir 100 yıl var. Ve o 100 yılda bilim bazlı olarak önce radyo dalgaları, arkasından radyo, arkasından tüplü televizyonlar, arkasından kompütürler, bu sadece bir alanı, diğer bütün alanlara baktığınız zaman temelinde bilimin yattığı ve tarif edilmiş bir yüzyıl var. Şimdiki bu yüzyılın kırılımı nereden geliyor derseniz, bu artık çok açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. 2012'de CERN'de bu 50 yıllık teori, Higgs alanları ve buradaki Higgs bozonunun gözlemlenebilmesi, boşluk bilimi denen şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor. Atom altı parçacıkların çok daha iyi bir şekilde bilinmesini sağlıyor. E ne mi oluyor diye sorarsanız, bakın bu 2012'den bu yana iki tane küçük örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika'da şu anda tamamen 2012'den sonraki bulguların etrafında geliştirilmiş olan bir dış cephe boyası var. Bu dış cephe boyasında hem atom çekirdeğini daha iyi manipüle ediyorsunuz hem de boşluğu daha iyi manipüle edebiliyorsunuz. O boya yazın daha yansıtıcı bir hal alıyor. Bütün güneş ışınlarını yansıtıyor, inceliyor ve 6 derece sıcaklık farkı yaratıyor. Kışın dış yüzey, yine atom yapısıyla oynuyorsunuz, absorban hale geliyor. Higgs alanlarıyla oynuyorsunuz, geniş hale geliyor ve yine 6 derecelik sıcaklık farkı yaratıyor. 5 sene sonra bu teknoloji ucuzladığı zaman ılıman kuşaklarda yaklaşık dünya nüfusunun %60'ını yaşadığı yerlerde o işte elektrik kablosuyla gel switchleri koy, motoru çalıştır, dışarıya da bir tane vakum pompası koy vesaire şeklindeki klima dediğimiz geçen yüzyılın cihazına hiçbir ihtiyaç kalmayacak. Bu çok belirgin bir şekilde de ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. Diğer taraftan CERN'deki gibi şeyleri bu sefer ticari çarpıştırmaya başlıyorlar. İki tane entangled, dolanık denilen foton ortaya çıkıyor.
Bu fotonlardan 12 tane yaptıkları zaman 12'sini Malezya'ya, 12'sini New York'a gönderiyorlar. Bunlar birbirlerine dolanık oldukları için ters spinleri Malezya'dakini tersine çevirdiğinizde New York'taki tersine çeviriyor. Dolayısıyla hiç hack edilemeyecek kod mekanizmaları, kripto mekanizmalar tamamen gene bu yeni bulguların etrafında fizikteki bilim ve diğer bunun biyolojide, kimyada çok çok benzer örnekleri var. Artık bugün ticari piyasaya yenilikler şeklinde ve biraz böyle zorlayıcı, challenging yenilikler şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla eğitim bu sebepten de çok önemli. Eğitim şart çünkü yeni verimlilikler dediğimiz şeyler, yani bu genç arkadaşlarımızın bundan sonraki dönemde yaptığı katma değerin karşılığını almaya çalışacak olan girişimci gençlerin üzerine çıkmak mecburiyetinde oldukları bir platform var. Bu platform bir verimlilikler platformu. Bunun bütünselliği çok önemli. Her yerde bu akıllandırmayı duyuyoruz, smartizasyon vesaire. Ama bunun altındaki üçgende data, design, digital dediğimiz şey, data tarafında büyük veri, altında yapay zeka, altında bütün analitikler, design tarafında artık endüstriyel ve estetik tasarımın ötesinde bir kişisel tasarımlar meselesi ve dijitalde artık sıfıra inen donanım maliyetleri, sıfıra inen kod satırı maliyetleri ama asıl katma değerinin odaklandığı algoritmalar, algoritmaların üstüne kurulu sistemler, sistemlerin üzerine kurulu da servis mekanizmaları. Ama bu akıllandırmayı sürtünmesiz bir tedarik zincirinden, frictionless supply chain denilen sürtünmesiz yeni girişimcilerin üzerine mutlaka çıkması gereken tedarik zincirlerinde nasıl üretim, lojistik ve servisler internetin, üretimin interneti, lojistiğin interneti, servislerin interneti şeklinde nasıl bütünleştirilebilir? Ve artık ta başında da söylediğim gibi sürdürülebilirlik dediğimiz çevre ve toplumla bir arada olma çok daha somut bir takım şeyleri içermeye başlıyor. Bakın bu ileri malzemeler konusu çok çok önemli. Obama gitmeden 6 ay önce Materials Project diye bir şey kurdu. Ve verdiği misyon tamamen bu sen bulguları doğrultusunda 2012'deki yeni bilgiler doğrultusunda sadece kompütür başında 100 bin yeni malzemenin formüle edilmesi. Şu anda 70 bindeler. GE'sinden diğer birçok şirketlere kadar herkes orada masa üstünden alıp formülasyonu gerçek malzemeye çevirmeye başlıyor. Daha hafif, daha sürtünmesiz bir takım çözümlerin içerisinde. Enerji konusu yenilenebilir enerjiden çok daha ön noktaya artık enerji verimliliği gelmeye başladı. Şu bina, içinde bulunduğumuz binaya baktığınız zaman bile içine gömülü olan enerjinin haddi ve hesabı yok. Ve bu enerji nereye gömülü derseniz beton, demir vesaire gibi çevreden başlayıp her yeri kirleten bir takım malzemeler. Ama bu konuda çok hızlı bir takım adımlar atılmaya başlandı. Son noktada mutlaka bu paylaşım ekonomisi meselesi. Bu Uber'in, Airbnb'nin, Volvo'nun, Upwork'ün daha ilk versiyonlarında olduğu bir Microsoft analizi yaparsak 5 yıl sonra bunlar 7.0 versiyonuna geldiğinde ne kadar şoförlerle, belediyelerle, ülkelerle barışık sistemler olacağını hep birlikte göreceğiz. Eğitim şart çünkü bütünleştirme çok önemli, bütünsellik önemli. Bunları eğer bir planeter dişli tarzında düşünürsek, yani akıllandırma, tedarik zincirleri ve bu sürdürülebilirlik meselesi, bunları sürenler, harekete geçirenler mutlaka ve mutlaka farklılıklar içeren takımlar olması gerekiyor. Sosyoloğundan, psikoloğundan, mühendisinden, bilim adamına kadar çok farklı, multikültürel, multidomain takımlar bunu harekete geçirebiliyor ve bu şekilde kütlesel hareket ve tork elde edilebiliyor. Eğitim şart çünkü önümüzdeki dönem böyle bir geçiş dönemi, bir kaos dönemi. Ve bu kaos döneminin içerisinde yeni iş yapma şekilleri, yeni yapılanmalar mutlaka daha yatay, daha hücresel, selüler, daha bütünsel, birleştirici, daha etkileşimli ve resilient, darbelere dayanıklı, hacı yatmaz
yapılar. Dolayısıyla buralarda da bir eğitim alanları içerisine, bunların her bir kelime ayrı bir bütünsellik olarak sistemin içerisine giriyor. Şimdi ben 70 yaşında olduğum için biraz tabii, yani neden bahsedebilirim? Alzheimer. Onun için bu yani eğitim şart. Neden? Çünkü yani bu Alzheimer olayı toplumsal Alzheimer'da dönüşmeye başlamış vaziyette. Biliyorsunuz bu bireysel tarafa baktığınızda Alzheimer sinapsların kapalı hale gelmesi. Yani o amiloid beta dediğimiz şeyler sinapsların arasını geliyor, dolduruyor ve ondan sonra o sinapsları kullanamıyorsunuz. Açık sinapslarda hareket halindeki nörotransmitterler vesaire var. Ama problem bugüne kadar bu sinapslar kilitleniyor. Aman ne büyük problem, ne yapacağız? Bilmece çözülüyor diyorsunuz. Yani önerilen tek şey, başka bir tedavisi yok, bilmece çöz vesaire diyorlar. Ama bugün keşfedilen nokta şu. Evet, yani Alzheimer'ın sebebi mutlaka o bloke edilen sinapslar. Ama milyonlarca sinaps var beynin içerisinde. Ve bunların çoğu da kullanılmıyor. Kullanılmayan sinapslar. Bunları kullanmak istiyorsanız diyorlar, mutlaka okuyacaksınız fazla fazla, öğreneceksiniz fazla fazla, sorgulayacaksınız fazla fazla, boyutlandıracaksınız fazla fazla ve ilişkilendireceksiniz fazla fazla ki o kullanılmayan sinapslar, yani beyinler arasındaki ilişkiyi hızlandırabileceğiniz noktalarda faaliyet arttırılabilsin. Bu şekilde eğitim şart. Tekrar şöyle bir özetlemem gerekirse, bilim her türlü cari açığın başlangıcı. Eğer katma değerli bir ülke olmak istiyorsak, yani ihracat, ihalattaki cari açıktan bahsediyorsak, birazcık temeline doğru indiğiniz zaman bilim açığının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu herhalde hep beraber fark ediyoruz. Bilim etrafında ana kırılımların olduğunu bir kere daha özetlemek istiyorum. Kompleksite, inovasyon ve yeni dünya verimlilikleri arasında çok yakın bir ilişki var. 1920'lerde inovasyon parayla fikir arasındaki en kısa yol diye tarif edilirken bugün reel dünyada kompleks problemlerin en hızlı ve en kolaboratif çözümleri olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bunu da görmemiz lazım. Dördüncü nokta, bu kule ve bağ sistemleri yüzyıllardır devraldığımız sistemler çok çeşitli alanlarda, demokraside de var, dini ortamlarda da var. Ama bunların artık daha yatay meydan ve meydanlarla empati yapma mecburiyeti var. Buradaki dengeli yapının kurulması lazım. Bu yani kulelerin kaybolacağı anlamında değil ama yatay dünyayla, bireylerin olduğu dünyayla ve onların oluşturdukları bir takım kazandırdıkları momentumlarla bu kulelerde de birleşmenin, dengenin yaratılması önem kazanıyor. Çoklu alttan, çoklu alan ve çoklu kültür takım oyunu bizim ülkemizde biraz eksik olan noktalardan bir tanesi. Bunun mutlaka güçlendirilmesi gereği var. Yatay, hücresel, çok yönlü etkileşimin üzerinde durduk. Önleyici toplumsal Alzheimer tedavisi üzerinde durduk. Bir de bu küresellik meselesi yeni bir karakteristiğe bürünüyor şu anda. Bunun da çok iyi farkında olmamız lazım. Bir taraftan yerli ve milli derken, bunun denmemesi gerektiğini söylemiyorum, mutlaka dememiz lazım. Ama açıklık ve iç içelik, küresel açıklık ve küresel iç içelikte bunu doğru anlayarak doğru rolleri kapmak çok önemli noktaya geliyor. Bu doğrultularda gençlerimizin eğitimi gittikçe daha fazla büyük bir önem kazanıyor. Çok teşekkür ederim.